Aman Allah'ım, bu gerçek mi? Gerçek değil mi? Yani şimdi sen bana... Evet. Hala cevabını vermedin. Evet. Evet, tabii ki evet. Bin kere evet. Evet, tabii ki evet. Düğün ne zaman Zeynep ablacığım? Dur bakalım, o kadar acele etmeye gerek yok. Tebrik ederim Yusuf. Teşekkür ederim. Darısı senin başına Ayşegül. Evlenmeye karar verdin. Evet ama dediğim gibi korkuyorum. Tabii korkacaksın. Evlenmekten korkmayanın aklı yoktur, aklı. İçine bak. Adam bu. Zerre kadar patırtı olmayacak. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Bu insanların mağduriyetini önlemek gerekiyor. Yapacakları bir şey yok. Benim var. Nasıl yani? Bu insanlar haklarını arayacaklar. Nasıl yani? Şimdi sen onları koruman altına mı alıyorsun? Onları kanunlar koruyacak. Kanun benden yana. Göreceğiz. Gülçin. Evet. Benimle evlenir misin? Ne? Bir zamanlar Gülçin Hanım ustaya yanıktı. Ne? Bilmen gerek diye söyledim. Kızım burada, köpoğlu köpekler! Kimi kandırıyorsunuz? Kızım burada! Ne durdurlanıp duruyorsun? Allah belanızı verecek efendim. Ol git lan buradan. Otelin adı ne hacı? Raslı, Ruslu, öyle bir şey işte. Kindöz tarafında bir yer. Anladım ya. Rasputin apart motel olmasın? Evet, evet. Orası. Berbat bir yer. Orada olduğunu biliyordum. Polis bulamamış dedin. Saklamışlardır. Gel hacı amca. Abisi buraya. Gel, ben hacı, arkadan gel. Gideceğim. Ne olmuş? Oo Miroğlu, şeref verdin. Kimsin sen? Açsana, buranın sahibiyim. Deyyus'a bak, bir de bana el uzatıyor. Polis geldiğinde dışarı belki başka bir yere göndermişlerdir. Nerede kız? Ha? Ha? Hayvan herif. Baba, baba. Ettim, sen etme baba. Affet. Baba. Soysuz köpek. Kalk. Soysuz köpekler. Gel. Hacı amca hadi. Tut kendini yüreğim diyorum.
yeryüzü almıyor bedenimi. Göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. From the battles that rage in my head, you make sense of madness when my sanity hangs. Ayşegül, kiraz ister misin? Hey! Filmin bittiğinden haberin var mı? Nereye bakıyorsun öyle? Aklıma bir şey takıldı. Dalmışım. Bir tane daha seyredelim mi? Sen keyfine bak. Ben biraz uzanmak istiyorum. İyi olduğuna emin misin? Hı hı. Ben bakarım. Hı hı. Kim o? Benim. Bu ne sürpriz? Geçsene. Sesiniz soluğunuz çıkmadı. Ben de merak ettim. Beni değil herhalde. Zeynep içeride. Kim gelmiş? Neden hiç aramadın? Oh be, sonunda bu soruyu ben değil sen sordun bana. Özledin mi beni? Bilmem. Bir çay içer misin Yusuf? Aslında buraya sizi götürmek için geldim. Nazlı börek çörek bir şeyler hazırlamış. İyi ki doktor ona dinlen dedi. Boş durmamaya yeminli sanki. Can çıkar huy çıkmaz. gidiyor muyuz? Hem bu arada şu nikah tarihini de konuşuruz. Konuşuruz tabii. Ben gidip üzerime bir şeyler tamam, alayım. Tamam hadi. Hadi Ayşegül sen de hazırlan. Ben gelmek istemiyorum. Biraz yalnız kalın. Hem Zeynep'le senin aranda dolanmak hiç de hoşuma gitmiyor açıkçası. İyi de bizim bundan bir şikayetimiz yok. Ayşegül naz mı yapıyor yoksa? Saçmalama. Niye naz yapacakmışım ki? Beni kendine karıştırma lütfen. Her neyse. Hadi siz gidin. Ben şu arsa davası üzerinde çalışacağım. Araştırma yapmam lazım. Fikrini değiştirirsen nerede olduğumuzu biliyorsun. Hı hı. Kendini fazla yorma. Beni merak etme. Siz keyfinize bakın. Kolay gelsin. Hoşça kal. Sağ ol. Reis, biraz bekle de bir tırnak makası alayım. Ya o tırnak makasının zamanı mı şimdi? Yürü hadi. Seni ya fazla uzun sürmez. Allah'ım ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Tırnak makası var mı? Var abi. Buyur abi. Hadi yürü. Ya reis, bu herifi ikidir görüyorum. Kimpiriklendin vallahi ya. Ajancılık oynamanın tam sırası. Herif tekin biri değil reis. Yürü be oğlum. İnsanı gıcık etmeye bile bilirsin. Sen bayağı aşık olmuşsun ya. Ulan sen dost musun düşman mısın? Böyle bir hengamede insan arkadaşıyla dalga geçer mi? İş nereye vardı görmüyor musun? Gülçin'in önceden ustaya aşık olması beni ne hale koydu görmüyor musun? Ya reis büyüttüğün kadar değil ya. Nasıl değil ya? Ya Gülçin yarın gelip de ben düşündüm. Senin evlenme teklifini kabul ediyorum derse ben ne yapacağım? Hiçbir şey. Çifte düğün yapacağız. Ulan sen sapıksın. He. Reis. Sana söyleyeyim Kuş'tan hiçbir şey bekleme. Kadın meselesine hiçbir şey anlamam başının içerisine bak diyecek. Ulan kafasız. Bu kadın meselesi mi? O kadar mı ha? Bu olayda bir sürü sıkıntı var. Ustanın yüzüne bile bakamıyorum. Fuzuli dert çekiyorsun reis ne yapayım?
olsaydı. Börekleri şimdi getireyim. Getireyim canım. Torun da geleceksin usta ya. Osman usta, nikah için bir tarih tespit etsek. Bana soruyorsan hemen yarın derim. Ama işin aslı, kızın ailesine de bir danışmak gerekir derim. Ya usta, bilmiyormuş gibi konuşma. Canım, Zeynep'in babasıyla Yusuf arasında olanlar ayrı, bu durum ayrı. Her işin bir usulü var. Babadan izin almadan evlilik olmaz. Ya usta, usulen de olsa bunu yapacağız. Ama Zeynep hala çok kırgın. Ya gerek yok, Zeynep haklı. Ne kaynatıyorsunuz Zeynep, burada? Zeynep, alayım canım. Hiç, öylesine. Öylesine ne? Ne oldu nikah günü meselesi? Oo, ne oluyor ya? Kız tarafı biraz nazlanır, sızlanır. Öyle fazla aceleci görünmez bu konularda, öyle değil mi ya? Aman bırak bunları şimdi. Geç buldum, çabuk kaybettim şarkısını söyletme bana. neye karar verdiniz? Gülçin, diyorum ki Zeynep, hazır abimle Zeynep evlenecekken sizinkini de aradan çıkartın. Yapma Nazlı, daha ortada fol yok, yumurta yok. Saçmalama. Sabri abi sana evlenme teklifi. Daha ne olsun ki? O günden beri bir ses soluk çıkmadı. Belki de pişman oldu. Sen onu çok iyi tanımıyorsun. Utangaç bir insan. Senin kararını vermeni bekliyor belli ki. Bu işi daha fazla uzatmayın ne olur. Bana kalsa bir sorun yok. Yani kabul ediyorsun öyle mi? Şş, yavaş. Herkes duyacak. Duysunlar, ne var ki bunda? Abi hadi sofraya buyurun. Hadi Osman usta gel. Hadi usta gel, sofraya geçelim. Şöyle bakağımıza bir kurulalım. Yenge buyur. Gonca ile İsa neredeler? Teşekkür ederim. Sinemaya gittiler. Hayırdır, bunlar bizden gizli yeni bir numara çevirmesinler? Merak etme, yanlarında muhafız var. Ayşe onlar. Ha öylesi iyi. Aman abi, İsa Gonca'yı ikna edene kadar ne diller döktü. Tamam canım, bir şey demedik de maraza çıkmasın. Diyorum ki şu meşhur nikahta bütün sevenleri baş göz etsin. Yani İsa ve Gonca da aradan çıksa. Yavaş kızım yavaş. Siz önce kendinizi bir baş göz edin hele. O da doğru ya. Planın uygun değil. Kuşçunun kaldırıldığını kimse görmeyecek. Hiçbir tanık olmayacak. Kendiliğinden esrarengiz şekilde çekip gitmiş olacak. Daha önce de zaman zaman o şekilde ortadan kaybolduğu olmuştur. Öyle sanılması lazım. Öyleyse süre uzayacak. Çok uzarsa olmaz. Abi Cevat Sudak geldi. Hadi içeri. İyi günler abiciğim. Dinliyorum. Abi, bu bizim salaklar Miroğlu'nun avukatına vekalet verdiler. İSKİ ihalesinin iptali için dava açarlarsa İsarpa sarar abi. Abi, benim bütün birikimim bu yerden ibaret. Yani geç kalmayalım. Ulan siz, devlete hizmet ettiğini sanan bitirimler, kabak tadı vermeye başladınız artık. İyi ki kargalar Mısır'a üşüşmesin diye korkuluk olarak tarlanın kenarına dikilmişsiniz ha. Üç kuruşluk poz verdiler diye devlet ömür boyu bu korkulukların içini doldurmak zorunda mı lan? Sırtınızı şurada burada bir resmi ağaya dayayıp servetinizi katlamaya çalışıyorsunuz. Üstelik paylaşma raconunu da hep ihlal ediyorsunuz. Miroğlu'nun şehrinden kurtulmak istiyorsan tek şansın var. Burayı topyekün bütün haklarıyla bana vereceksin. Daha doğrusu benim belirlediğim birine devredeceksin. Ama abi, geçen gün şey demiştiniz. Arsayı hallettik mi, size de bir villa yapacaktık.
Ben sana tamamı demiştim. Bir şey dememiştiniz ama. He. Ben kabul ettiniz sanmıştım. O senin sanman. Çünkü zeka özürlüsün de ondan. Benim bu olayda sana yapabileceğim tek kıyak masraflarını karşılamaktan ibaret. Abi, ben buraya varımı yoğumu yatırdım. Biliyorsun. Ne kadar? Her şeyim abi. Ne kadar? 500 bin dolardan az değil. Sana 250 bin dolar. Nakit. Bu parayı alır, bütün haklarını devredersin. Abi, bana bu zulüm olur. Bu sana kıyak olur. Hadi, bana teşekkür et. Sağ ol. Ama abi... Bu cömertliğimi unutma. Aksi halde büsbütün hava alırsın. Ha. Hadi, güle güle. Merak etme. Benim param çok bereketlidir. Bu 250 bin dolar var ya, seni ihya edecektir. Var ya, adını dağlara yazarım. Var ya, gözümü kırpmam, yakarım. Var ya. Hadi Zofra'ya. Zabri. Su orada. Hadi Zabri. Yeter gari. Ne yeter kuşçuğum? İki saattir ağzından kerpetenle bile laf alamadım. Niye anlamıyorsun Zabri? Bende senin söküğün dikecek iplik yok. Ama bu kadın meselesi değil diyorum sana. Başka bir şey bu. Biliyorsun. Senin söküğün gönlünde değil. Kafanda, kafanda. Niye kafamdaymış benim sökük? Sen diyorsun ki bu kızcağız bir zamanlar Yusuf Miroğlu'nu sevmiş. Ben nasıl böyle birine gönül verdim? Haksız mıyım? Zabri. Sen gönül vermeyi cüzdanındaki 10 kuruşu vermek gibi mi sanıyorsun? Gönül senin mi ki veriyor? Gönül kendi gider gideceği yere. Sene mi soracak hangi güne konacağını? Zemenin kendisi güzel. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi bismillah. Benim bir hocam vardı. Dedi ki, ırmağa ulaştın mı kendini denizde bil. Çünkü ırmağın bir ucu denizdedir. Güzel kız, ne oluyor? Nerelere daldın öyle? Bazen bütün bunlar rüyaymış gibi geliyor. Uyanıp bu huzuru kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Bana bir söz ver. Ne hakkında? Artık hiçbir zaman üzüntülü görmeyeceğim seni, tamam mı? Her zaman değil. Sen yanımda durduğun sürece söz. Ben yokken de sağlam kalmanı istiyorum. Söz ver. Sence Ayşegül'ün nesi var? Bilmem. Neden sordun? Son zamanlarda çok durgun. Yani eskisi gibi değil. Nasıl tarif edilir bilmiyorum ama... benden uzaklaştı gibi geliyor. Sen de zamanında az surat asmadın kıza. Evet, doğru söylüyorsun ama... onun daha iyi olmasını istiyorum. Böyle düşünmene sevindim.
akşamlar hanımefendi. Ne işin var burada? Yolum buradan geçiyordu. Uğrayıp bir kahvenizi içmek istedim. 40 yıl hatırınız kalsın diye. Gecenin bu saatinde kötü şakaları hiç tahammül edemem. Sahi mi? Senin derdin ne avukat hanım? Yeter artık. Çek git buradan. Ama konuşmamız gerekiyor. Kolumu bırakmazsan bağırırım. Ne ayıp. Sizin gibi gözü ela bir kadına bu hiç yakışmaz. Hadi geç içeri. Hayvan herif, geç. Ne yaptın sanıyorsun sen? Sadece 5 dakikanı alacağım. Yürü, yürü. Yürü. Senin gelmene gerek yok Yusuf. Ne o, sıkıldın mı benden yoksa? Saçmalama. Zeynep bir dakika. Ne oluyor? Ne yapıyorsun Yusuf? Yok bir şey. Hadi. Senin gibi güzel bir kadının evine böyle zorla girmek istemezdim ama... bana başka bir şans tanımadın. Bu yaptığını sana ödeteceğim. Çok konuşuyorsun. Gir, gir, gir. Mirol geldi. Hadi. Bunlar gel. Da kim? Sakın fevri bir harekette bulunma. Sen beni burada bekle. Ne işiniz var lan burada ha? Sen zahmet etme. Kaldır ellerini. Ne işiniz var dedim. Turgay Bey Ayşegül Hanım'ı ziyarete geldi. Düşünüme. Yürü. Yürü lan. Yürü hadi. Aç bagajı. Gir içeri. Ver anahtarları. Sen de gir. Bu adamlar Yusuf. Turgay'ın itleri. Turgay Atacan yukarıda. İnşallah Ayşe bile bir densizlik etmemiştir. Çıkalım hadi. Sen zeki bir kadınsın. Senden ne istediğimi anladığını sanıyorum. Çengelköy işine burnunu sokarsan kendine de o insanları da yazık edersin. Seni dinlemiyorum. Sende anahtar var, evet. Değil mi? Peki, o arsa üzerinde bir yer seç kendine. Hiç değilse mezarın manzaralı olsun. Kaldır ellerini. Demek bu kadar küçüldün ha? Vay, Miroğlu da teşrif etti sonunda. Düşünüme. Bu sertlikte ne oluyor Miroğlu? Ayşegül Hanım'la tatlı tatlı sohbet ediyorduk. Doğru konuş ulan. Yoksa onu benden kıskanıyor musun ha? Senin çenen düştü. Yürü! Yürü! Hadi çakal. Zeynep sen Ayşegül'ün yanında kal. Sabri abiye telefon edin buraya gelsin. Yalnız kalmayın. Sen nereye gidiyorsun? Vay be, sana gıpta ediyorum Miroğlu. Çevrende seni merak eden bir sürü hatun var. Şeytan tüyü mü var sende ne? Kapa çeneni de yürü. Tamam, Yusuf dikkat tamam. Et. Uf. Sen iyi misin Ayşegül? İyiyim. Bu ne hayat böyle ya? Tek bir günü huzurla tamamlayamıyoruz. Özür dilerim, benim yüzümden. Bir de sen başlama lütfen. Alo Sabri abi. Ben Zeynep, Ayşegül'ün evindeyiz. Gelebilir misin? Yürü bakalım Hakkı. Sola geç, sola. Geç, 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 geç. Sütunun dibinde bekleyin lan. Yılmaz bağla ikisini. Tamam usta, Hakkı. Bağla lan şu yarmayı. Çabuk. Zavallı kadınları taciz eden biri için en uygun ceza falakadır. Abi yapma. Kes lan. Miroğlu bu saçmalığa bir son ver artık. Benim gibi dünyayı titreten birinin
kadınları tacize tenezzül etmesi mümkün mü? Niye Ayşegül Hanım'a sormadın? Ben ona yanlış bir davayı üstlendiğini anlatmaya çalışıyordum. Ulan çakal! O kızcağıza yapılan bir tehdidin bana yapılmış olduğunu bilmiyor musun? Konuşacağın bir şey varsa bana niye gelmedin? Miroğlu, niye anlamamak için kendini bu kadar zorluyorsun? O Cevat Sudak denilen herifin nasıl psikopat biri olduğunu ben bilirim. Sana gelip de bu sapığa uyma desem dinler miydin? Hani Ayşegül Hanım biraz çekinir de başını derdeye sokmaz diye düşündüm. Çünkü bu psikopat kadın madın demez, kahpece öldürtür zavallı kızcağızı diye ben... Ulan ne aşağılık adamsın sen. Biraz zoru görünce nasıl da kıvırıyorsun. Yılmaz gel şunu da bağla. Tamam baba. Miroğlu Turgay'a dökeyim, yapma bunu ne olur. Turgay abi böyle bir sahneye tanık olduk diye bizi öldürür. Hakkı yapsın yapsın. Yapsın. Yılmaz bırak, lanet olsun. Defek gitsin. Alo, Nazlım, nasılsın bakalım? Tamam, kendini yormuyorsun değil mi? Heh, iyi. Heh? Aman ha, dikkat et. Ha, iyi, tamam. Hadi ben sonra yine ararım, görüşürüz. Tamam. Ne oldu? Hı. Abi, ortalama 15 dakikada bir ev arıyorsun vallahi. Ama çok güzel. Gel lan, işine bak, eşek ev. Bak, Yusuf abim gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu ne hoş bir sürpriz Yusuf. Hoş geldin. Sağ ol. Ama peşi söyleyeyim, yalnızca sana gelmiş değilim. Esnafa da bir teşekkür edelim diyorum. Olsun. Bu da yeter. Miroğlu sağ olsun. Buraya hep belaları def etmek için geldi. Bir kere de kahvemizi içmeye gelmiş olsun canım. Tabii. Otur şöyle. Kahveni iç, sonra birlikte çıkarız. İyi tamam. Ben getiriyorum. Hadi. Oo, hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin, şeref verdin. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. O şeref bana ait. Geçin geçin. Hoş geldin, hoş geldin. Sizin arabanızı alırız. Sonra üstünü de banka kredisi yaparız. İşlemleri biz hallederiz. Tamam. Hadi hayırlı olsun. İyi günler. Güle güle. Görüşmek üzere. İyi günler. Nasılsın Sabri? İyidir. Ya sen? Ben de iyiyim. Güzel. Müsaade edersen işlerle ilgilenmem lazım. Tabii. Şey... Bu arada bir boş vaktin olursa seninle konuşmak isterim. Bakarız. Önce şu işleri halledeyim de. Hayırdır? Derine dalmışsın. Hoş geldin Yusuf. Zeynep ile Ayşegül yukarıda seni bekliyor. Biliyorum. Sağ ol. Of. Nerede kaldı bu adam ya? Neredesin sen? Telefonun da kapalı. Meraktan öldürdün beni. Kızma hemen. Geldim işte. Dün gece neler oldu Yusuf? Hiç. Ne olsun? Senin iş ne durumda? Azemci komşuları ayarladı. Hepsinin vekaletini aldık. Başka tanıkları da varmış. Eğer tanıklık etmekten çekinmezlerse ihaleye fesat karıştığını belgelemek zor değil. Güzel. Dünyayı kurtardığınıza göre çıkıp bir yemek yesek? Bir yarım saat sonra çıksak. Peki. Herkese iyi günler. Sana da iyi günler. Çok iyi görünüyorsun. Sahi mi? Hı hı. Moralim yerinde de ondandır.
Bana 2 dakikanı ayırır mısın? Geç otur şöyle. Hadi Zeynep çıkalım. Beyler baş başa görüşecek anlaşılan. Size çay yollayayım mı? Zahmet olmazsa. Sana iyi haberlerim var. Hayırdır? Miroğlu, burası fena para kazandırmıyor. Ama bu paraları iyi değerlendiremediğinizi biliyorsun. Herhalde öyledir. Yazık ama. Dilin altında ne var? Ciddi bir taşıma şirketi var. Kelepir fiyata satılık. E'si şu. Sana önerim bu şirketi satın almak. Artık büyük düşünmenin zamanı geldi. Bir bakarız. Güzel. Sağ ol. Burada işe yaradığıma inanmak istiyorum. Sabri. Evet. Çayına zaten şeker atmıştın. Fazla gelmez mi? Farkında değilim. Neyin var senin? Son bir hafta yüzüme bile bakmadın. Öyle mi yaptım? Bana kızgın mısın? Yoo. Niye kızgın olayım ki? Bana evlenme teklif ettiğin için pişman oldum. Çok parlak bir geçmişim yok. Yani herhalde birileri sana anlatmıştır. Onlar umurumda bile değil. O zaman sorun ne? Daha derin. Daha keskin bir şey. Bilmek istiyorum. Sen bir zamanlar bizim ustaya yanıkmışsın. Keşke bunu daha önce bilseydim. Neden artık beni istemediğini anladım. Billur Hanım aradı. Nasılmış annesi? Biraz daha iyiymiş. Sağ ol Emine Hanım.
Merhaba canım. Annen nasıl? Çok iyi. Ben de iyiyim. Yo, buralar serin. O kadar olur. Orası İzmir. Peki canım. Çok geçmiş olsun. Annene saygılarımı ilet lütfen. Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Evet. Miroğlu geldi efendim. Nerede Kıvay, söylesene. Ayşegül'de. İyi günler. Otur demiyorum. Çünkü en son sana otur dediğimde ayakta dikilip durmayı tercih etmiştin. Yine de oturmam gerekmiyor. Şu anda abiyle değil, Zeynep'in babasıyla görüşmek istiyorum. Evet. Zeynep size çok kırgın ve yüz yüze gelmek istemiyor. Benim bile sizinle görüşmemden hoşlanmayacak. Ancak buna rağmen size kızınızla evlenmeyi düşündüğümü bildirmek durumundayım. Hiçbir baba böyle bir haberi başkasından duymamalı. Kararımız kesin. Ama yine de izninizi istiyorum. Müsaade ederseniz sevinirim. Ailemiz, yakınlarımız düğün için acele etmemizi istiyor. Belki 15-20 gün içinde olacak. Tarih kesinleşince size bildiririm. Allah rızası için bir şey söylemeyi unutmayın. Niye götürüyorsunuz onları? Abla, önemli bir şey yok. Daha önce şikayetçi oldukları konuda biraz daha geniş bilgi isteniyor. O kadar. Nereye götürüyorsunuz? Tamam baba. Buradan sorun, ne soracaksınız? Nereye götürüyorsunuz baba? Bırakın ne olur, bir şey yapmadı o. Baba. Dedeciğim. Bir şey yapmadı. Dedeme. Bırakın babamı. Ne olur bırakın. Gidelim. Baba. Nereye götürüyorsunuz baba? Bu defa planın tamam. Ama kuşun uçması için biraz daha vakit var. Ben gününü sana bildireceğim. Anlaşıldı efendim. Sabri abiyi gören var mı? Bir iki saat önce buradaydı. Belki Gülçin Hanım biliyordur. Gülçin, Sabri abiyi sordum. Bilmem. Yani haberim yok. Sen iyi misin? Hı hı. Solgun görünüyorsun. Biraz midem ağrıyor, ondandır. Eve git istersen. Gerek yok, geçer şimdi. Dur, ben sana bir nane limon kaynattırayım. Gerek yok, zahmet etme. Bırak çalışsın biraz. Hı hı. Ha, biraz vaktin var mı? Şu meseleyi düşünmeye vaktin oldu mu Yusuf? Ne meselesi? Taşıma şirketinden söz ediyorum. Bir karar verdin mi? Acelen ne? Niye bu kadar üstüme geliyorsun? Hayır. Böyle bir fırsat kolay kolay ele geçmez. Nasipse olur. Bakarız. Yokum. Yok olduğunu farkındayım. Neredesin abi? Hiç rahatsız olma. Sadece merak ettim. Biraz kafa dinlemek istedim be usta. Kusura bakmadın değil mi? Estağfurullah abi. Biraz konuşalım mı, ne dersin? Konuşmasak. Bir derdin olduğu belli.
Önemli bir şey yok usta. Çıkıp dolaşalım biraz. Ben böyle iyiyim. İzin verirsen burada kalayım. Madem öyle diyorsun. Otur abi. Zahmet etme. Sabri abi. Buyur usta. Kahve içelim mi? Bana söyleyeceksen hiç zahmet etme. Yok, ben içeceğim. Sen neden işe gitmiyorsun? Benim işim senin derdini anlamak. Derdim yok ki. Aşağılık köpek. Ulan sen yaşadın onu. Sakin ol Cevat. Sakin ol. Amca, bundan böyle muhatabım benim. Cevat Efendi haklarını bize devretti. Kimsin sen? Aklın ermez amca, boş ver. Ben biraz derin bir adamım. Demek ki bu çakalın daha uzun kuyruklu olanı sensin. Baba sen ne biçim konuşuyorsun ya? Dilin de keskinmiş. Ama Beleş'ten Boğaz manzaralı mekana konmak için keskin deli etmiyor. Şimdi önce temizden vazgeçeceksiniz. İkincisi, eski parseliyle ilgili ihalenin iptali için dava açma fikrinden de vazgeçeceksiniz. Oğlum burada kalacak. Şimdi gideceksin ve öbür beş aileyi de sen ikna edeceksin. Önce sen boşaltacaksın ha evi. Tahliye edene kadar da oğlun bizde emanette kalacak. Oğlunu erken kaybetmek istiyorsan polise haber ver. Ya da istersen Miroğlu'na haber ver. Gelsin ipten alsın oğlunu. Baba sakın bir yanlış yapma baba. Çıkarım oradan baba. Nasip değilmiş baba. Tamam mı baba? Bir yanlış yapma baba. Baba! Tamam mı baba? Hakan. Baba! Tamam. Tamam Ayşegül, hemen geliyorum. Usta, az bekle ben de geliyorum. Bu halde mi? Ne varmış halimde? Ne olduğunu sen daha iyi biliyorsun abi. Bana sarhoş muamelesi yapma usta. Çok rica ederim. Ama sarhoşsun abi. Şimdi biraz dinlen. Kendine gel, sonra tekrar konuşuruz. Hadi eyvallah. Ana koş! Miroğlu geliyor. Abi niye almışlar babamları? Kızım, oğlum ne oldu? Merak etmeyin. Ne oldu oğlum? Nerede? Telaşa gerek yok şimdilik. Hangi şubeye götürüldüklerini öğrenemedik. Araştırıyoruz. Belki de polis değildir onlar. Bakıyoruz. Ana, belki de Cevat Kahvesi'nin adamlarıymışlar desene. Kesin değil ama merak etmeyin. Onlar bile olsa bir şey yapamazlar. Yaptıkları an buralardan bir zerre hak alamayacaklarını bilirler. Zannedersem sadece korku vermek istiyorlar. Neyse öğreneceğiz. Aa, dedem geliyor.
İyi misin amca? Usta. Yılmaz geldi. Usta, Aziz amcayı bırakmalarına denk geldim. Peşlerine düştüm ama yetişemedim. Bu işi kapatın dostlarım. Sizi de bizi de bitirdi bu lanetli yer. Bırakalım. Amca bir dakika. Baba ne yaptılar ona? Bir şey yok. Bir oğlu, aslan evladım. Allah senden razı olsun ama burası lanetli yer. Böyle şey olur mu amca? Lanetli evladım, lanetli. Burada gayrimüslimin hakkı var. Gayrimüslimin hakkını almak daha kötüdür derler. Amca gelin. Ne olduğunu anlat. Bir oğlu, çok teşekkür ederim. Ne olur bırak artık. Baba nereye götürdüler onu? Gelecek merak etme, bir şey yok. Bırakacaklar. Ne zaman? Buradan gidiyoruz. Gel bakayım. Anlaşıldı amca. Cevat Çakalı oğlunu rehin aldı. Polise molise gitme diye de tehdit ettiler seni. Aziz amca, bu gözyaşların hesabı sorulmasın yani ha? Sen ne diyorsun Aşık'ım? Bu insanların teslimiyeti ne demeye geliyor? Nerede hukuk, nerede hak? Bu nasıl bir hayat? Ben davayı açacağım. Kızım yapma. Aşık'ım bir dakika. Davayı açmadan önce amcanın oğlunun o çakalların elinden alacağız. Ondan sonra. Peki Yusuf. Yılmaz'dan beter oldum. Usta beni kovdu sayılır. Bittim ben. Ne biçim kader bu? Bile bile hiçbir kötülük yapmadım ama gene de bittim. Bir şey söylemeyecek misin kuşçu? Bana yardım et kuşçu. Niye yardım? Usta beni kovdu. Yusuf seni kovmaz. Yani öyle oldu sayılır. Zayıları bırak. Acıklı acıklı konuşmaya da çalışma. Sen ağlamayı beceremen bari mırmır etme. Yani ağlamam mı lazım? He? Ne bir ağlayacaksın? İçim kan ağlıyor ya. Zabri. 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 Senin dedin ya bir şey diyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Edebiyat diyorlar. Ne yani? Şey. Ben adam gibi ağlamaktan söz ediyorum. Adam gibi. Herif gibi kıvırtmadan göğsünü gere gere alacaksın. He. O zaman sana bir şey diyebilirim. Yardım edebilirim. Kuşçu. Sen beni zırıl zırıl ağlatmak istiyorsun. He? Ne oğlum? Yıldızların mı dökülü? Erkekliğin mi gider? Erkekliğin gider ha. Vay anam vay. İki damla gözyaşıyla giden erkekliğin köküne tükürüm ben. Ben bittim. Bittim ben. Hadi gitmiyor muyuz? Siz çıkın. Benim biraz işim var. Evet. Cevat Sudak'la ilintisi olabilecek her tarafı araştırdık. Orta olduğu inşaat şirketinin şantiyesinde alışılmadık bir kalabalık var. Hepsi o kadar. Alo. Turgay Atacan. Miroğlu sen misin? Evet, Miroğlu.
Peki senden bir istekte bulunsam kaç paraya mal olur bana? Miraoğlu, niye böyle bir zarf atmaya ihtiyacı duyuyorsun ki? Biz sana dost olmak için bağrımızı açtık. Ama bir eksik etek yüzünden az kalsın rezil ediyordun bizi. Neyse ki delikanlı gibi davrandın gene de. Borcumuzu öderiz. Bana Cevat Sudağ'ın adresini kaça satarsın? Affedersin Miraoğlu, bu fiyatı ödeyemezsin. 20 milyon dolar eder Cevat'ın adresi. Onu sana sattığım zaman boğaz sırtlarında 14 dönüm arsayı elden çıkarmış oluyorum. Tabii sen buna 20 milyon doları verecek durumda değilsin. Turgay da Cevat'la beraber. Niye kızıyorsun Karakule? Dostluk başka, alışveriş başka. Karakule hamle yapıyor. Halbuki önce beyazlar hamle yapar. Sen Turgay'ın evinin civarlarında bekleyeceksin. Sen nereye usta? Şantiyeye. Yalnız. Belki sen de oraya geleceksin. Nasıl? Turgay Cevat'la buluşmaya gidebilir. Onun beynine kurt soktuk şimdi. Haklısın usta. Oraya gel dedim Cevat. Ne kadar güvenli gözümle görmem lazım. Usta, dediğin gibi oldu. Evden şimdi çıktılar. Anladım. Ben bekliyorum, dikkatli ol. Tamam usta. Peşlerindeyim. Reis. Aziz amcanın oğlu galiba Cevat'ın şantiyesinde. Usta gelmeni istemez belki ama ben yine de haber vereyim dedim. Of, belki de başımı derde soktum. Saçmalama lan. Hemen oraya geliyorum. Tamam. Kardeşlik bir başka değil mi? Güvenlik brüt olarak fena değil de net olarak nasıl? Anlamadım abi. Ulan bunca adam iyi de beceri dereceleri ne düzeyde? Abi sıkı bir ekiptir bu. Peki şimdi bu adamı alın. Şu inşaatın 9, 10, 18. katına çıkarın işte. Miraoğlu gelsin de kurtarsın bakalım. Yapmayın. Ne olur. Akı. Bir çay mı bir şey ver lan. Kıvlamayın lan. Bırak silahı. Bırak yukarı. Bırak. Atın silahı. Yere yere. At. Yukarı geçin. Yukarı yukarı yukarı. Geç. Yürü. Yürü lan. Yılmaz hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi.
lan bu kadar adam nerede? Hadi lan! Hadi lan! Kıpır gelin lan! Gel buraya çakal yavrusu! Geç şuraya! Geç şuraya! Geç şuraya! Geç şuraya dedim sana! Yapma! Git! Dur! Çabuk! Kaldır usta! Siz var ya! Nerede bu adamlar lan? Lan kimse yok mu lan? Bunları tek tek yakacağım lan. Tek tek yakacağım. Seni var ya Miroğlu. Bir kenara yazdım seni Miroğlu. Bunu sakın unutma. Seni bir tarafa yazdım Miroğlu. İndir şunu. İndir diyorum. Beni burada bırakamazsın. Buraya...